Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim yalancı tavuk göğsü. Tencerem içerisine 100 gram tereyağımı aldım ve eritiyorum. İsterseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağım eridi. İçerisine bir su bardağı un ilave ediyorum. Klasik su bardağı. Ve un kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Onun kokusu çıktı gördüğünüz gibi. Mutlaka unun kokusu çıkması gerekiyor. İçerisine sütümü ilave ediyorum. Bu tarifte 5 su bardağı su kullanacağız. Yani 1 litre. Süt ilave ettikten sonra devamlı karıştırıyoruz. Un topağı kalmasın. İçerisine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Klasik su bardağı. Ve kıvam alana kadar devamlı tavuk göğsü tatlımızı karıştırıyoruz. Mutlaka karıştırın ki kıvamlı, muhteşem bir tatlı olsun. Tatlım yeteri kadar kaynadı ve gördüğünüz gibi kıvamına geldi. Mutlaka bu kıvamda olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi göz göz doldu. Mutlaka göz göz olduktan sonra ocağımızın altı kapatacağız. Ve devamlı karıştırmanız gerekiyor, yoksa dibini tutar. Artık tatlım hazır. Tatlımızın daha kıvamlı, akışkan bir lezzette olması için mikserden geçireceğiz. Vanilyamı ilave ediyorum ve mikserle 2-3 dakika karıştırıyorum. Küçük kare borcamınızı sudan geçirin ve bu suyu tekrardan dökün. Tamamını boşaltalım. Kıvamını görüyorsunuz. Tatlımızı tezgahımıza vuralım ve düzeltelim. Tatlımızı ilk sıcaklığı çıktıktan sonra buzdolabında 3-4 saat dinlendirelim. Eğer zamanınız varsa bir gece önceden yaparsanız daha iyi olur. Ben yalancı tavuk göğsümü çikolata sosla hazırlayacağım. İsterseniz siz sade hazırlayabilirsiniz. Çikolata sosu için 2 su bardağı sütümü sos tencereme aldım. Üzerine yarım çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı dolusu kakao, 2 yemek kaşığı nişasta. Karıştıralım ve ocağın üzerine alalım. Devamlı karıştırarak sosumuzu hazırlayalım. Sosum kıvamına geldi gördüğünüz gibi. İçerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ve arzuya göre bir yemek kaşığı kahvaltılık çikolata. Devamlı karıştıralım. Şu an ocağımın altını kapattım. Sosumuzu karıştırarak soğutacağız. Mutlaka karıştırın ki kabuk tutmasın. Tatlım 4 saattir buzdolabında dinleniyor. Bu şekilde yaparak kaldıralım ki tabağımızdan rahat çıksın. Zaten hemen bırakıyor tatlımız çünkü tepsimizi sudan geçirmiştik. Tatlımızı dilimleyelim. Tamamen soğuyan çikolata sosunu tatlımızın üzerine döküyoruz. Kıvamını görüyorsunuz. Bir spatula yardımıyla dağıtalım. Ben fazla sıvı bir sos hazırlamadım. Kıvam bu şekilde daha ideal. Üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben tatlımı Antep fıstığıyla süsledim. Siz dersiniz fındık kırığıyla, Hindistan ceviziyle süsleyebilirsiniz. Tatlımızın servisine geçelim.
Gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor. Tatlının kıvamını size yakından göstermek istiyorum. Kıvam bu şekilde. Böyle tariflerin devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.